yapıyor. Hanımefendi. Bir söz hakkı istiyorum ben de. Eğer verirseniz ben de biraz konuşurum. Hani beni niye konuşturmuyorsun? Ben karşı tarafım. Ben AK Partili, beni niye konuşturmuyorsun? Niye ben CHP'li miyim? Yok sen karşı tarafım. Yani ben herkesi görüştüm. Allah aşkına beni konuştur. Tamam ben dinledim zaten seni. Tamam yok. Gel şuraya. Tamam gel. Tamam buyurun. Bana ne sormak istiyorsan sana cevaplayayım. Emeklerimizle Avrupa'nın emekleri. Sen gidip Avrupa'yla bize bir tutuyorsan gidip Avrupa'nın, Amerika'nın yıktığı Suriye'yi, yıktığı Irak'ı, yıktığı Yemen'i, yıktığı Afrika'yı bir göreceksiniz. Yani önce onları göreceksiniz sonra dur. Dayıcım bir saniye özür dilerim. Lafımı bir lafımı kesme. Benim abim asker. Benim abim bak ben ayakkabı giyemiyorum ayağım yara. İki tane telefon kullanıyorum. Aylık 12-13 milyar maaş alıyorum. Kullandığım kulaklık da bu. Kullandığım kulaklık da bu. 500-600 liralık kulaklık da kullanıyorum. Yani çalışmak isteyene her zaman iş var. Tamam. Belki ekonomimiz kötü. Çünkü bütün dünya bak ezan-ı Muhammed'e okunuyor. Bütün dünya bize karşıdır. Osmanlı da karşı olduğu gibi. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz. Sultan II. Abdülhamid'in torunuyuz biz. Ülkemizi savunmamız lazım. Ülkemiz böyle mi savunuluyor? Biz acı laf vuruldu. Biz de ödedim. Benim abim ödedim. Benim babam bedel ödedi. Kurşun girdi burasına para parça oldu, kolu kopacaktı. Onu niye konuşmuyorsunuz? Onu niye konuşmuyorsunuz? Şimdi vatanı konuşmuyoruz. Vatanı konuşmuyoruz. Suriye'ye girdik. Biz Suriye'ye girdik değil mi? Suriye'ye girmeden önceki durumu da biliyorsunuz. Her gün sınırlarımıza bombalar atılıyordu. Her gün bir tane insanımız şehit düşüyordu sınırlardan. Terör örgütü, bak ben Kürt'üm. Terör örgütü PKK'nın getirdiği bombalar bize geliyordu. Elhamdülillah girdik Suriye'ye, sınırlarımızı temizledik. Girdik Irak'a sınırlarımızı temizledik. Sizler var ya Amerika'nın yandaşısınız. Ülkenin halini. Dayı ekonomi dünyada iyi. Dünyada bütün dünyada. Ben 13 milyar maaş alıyorum. Bak elimin haline bak. Ellerimin hali yara bere. Ama ustayım. Elhamdülillah. Bırak elhamdülillah olsun şeylerim öyle. Ülkenizi satıyorsunuz işte. Amerika'ya satıyorsunuz ülkenizi. Sizin için ayet bile indirilmiş. Ayet bile. Kur'an-ı Kerim'e ayet bile indirmiş sizlere. Ayet. Sizi gibi insanlara indirmiş. Benim hayatlı değilsin. Ortamı konuş. Türkiye'nin halini konuş. Ya kardeşim Türkiye'nin ekonomisi bitmiş. Türkiye'de ekonomi diyen bir şey kalmamış. Daha bu millet neyi savunuyorlar? Neyi savunuyorlar? Savunmak için elinde 5 kuruş 10 kuruş para olacak. O da yok. Yokla hepsinin cebinin 100 lira para çıkmaz. Neyin hesabını yapıyorlar? Ancak bu arkadaş gurultu yapıyor. Başka bir şey değil. Ya vatanı konuşmuyoruz zaten. Vatanın herkes seviyor vatanı. Ben ekonomiyi diyorum. Vatan hepimizin vatanı. Devlet hepimizin devleti. Ama bu iktidar değişmesi lazım arkadaş. Bu iktidar değişmesi lazım. Sor şu talebelere bakayım memnun mu? Ya tamam be aman bir sus da bak. Yeter artık yeter. Allah Allah. Aferin kızım. Senin sınırına bombalar atıyordular her gün. Onları niye söylemiyorsun? Oğlum senin insanın ölüyordu. Senin insanların ölüyordu. Senin kızların, senin çocukların ölüyordu. Ben 21 yaşındayım. Sınırlarınızı savunun. Ben 21 yaşındayım. Lise mezunuyum. Üniversite okumak istedim. Okuyamadım. Sınava girdim, kaybettim. Ödeyecek parayı bulamadım ikincide. 273 liraya kardeşime kitap aldım. Anket yapıyorum ben. Anketörlük yapıyorum. Anketörlükten kazandığım parayla annemi, kardeşimi geçindiriyorum. Evde tek çalışan benim. Tek çalışan. Benden dil istediler. Ben dil bilmediğim halde bir şekilde zorla buldum. O işe çalışmaya çalışıyorum. Aylardır 3 tane iş değiştirdim. Kardeşim vatanı konuşmuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz. Vatanı herkes seviyor. Devlet herkesin devleti. Sen niye öyle yapıyorsun? %50 kitleydi o zaman. Hepsi sıkıntı. Ekonomi mi? Alsana ekonomi. 5 lira var cebimde. 5. O zaman git. Fiş var sadece. Benim gezmeye çıktım. Ben çalışıyorum zaten. Çalış. Köpek gibi çalışıyorum. Senin gibi geri zekalılara anket yapıyorum. Bak. Ben de çalıştım. Bana bak. Yani kendi ülkem. Ben bu iki kitaba 253 cebimde 5 lira var. Senin ülken. Bütün dünyada
ekonomik. Bir dakika. Senin ülken geliyor. Benim liseme kendi sanki ilkokula kaydedilir gibi kaydediliyor. Çocuklara yapılanları git araştır. Ya çocuklara araştır. Çocuklara kapma. Aslında konu ekonomi ve emeklilerimizin durumuydu. Ekonomiyi her gün konuşuyoruz. Bakın ben bir kez daha söylüyorum buradan. Vatandaşlarımız, izleyicilerimiz de var burada. Bakın ister AK Parti, CHP, İYİ Parti hangi mezhepten, hangi görüşten olursanız olun. Burada aynı sokağı paylaşıyoruz. Aynı vatanı, aynı ülkeyi paylaşıyoruz. Birbirinize ne şov yapmaya, ne hatır kırmaya, ne de başka türlü bakmaya gerek yok. Herkes görüşlerini medeni şekilde ifade ediyor. Ama ekonominin içine vatanı, bayrağı, devleti, askeri, polisi veya milli duygularımızı katarak böyle bir sonuca varamayız. Böyle bir ikilemli buradaki emeklerimizin, asgari ücretlerimizin, dar gelirlerimizin durumunu yetkililere, hükümete, hükümet yetkililerine ifade etmeye çalışıyoruz. Aracıyız. Bizim siyasi görüşümüz vatandaşımızın kendisi. Bak her görüşten insan konuşturuyoruz. CHP'lisi de konuştu. AK Partilisi de konuştu. Başka partili de konuştu. Demek ki herkes bir mikrofon uzatılacak bir alan oldu mu herkes görüşünü ifade ediyor. O yüzden olaya başka bir level atlatmanın hiçbir anlamı yok. Habere burada nokta koyuyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya'dan Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalın.